Kipros Antik Kenti kazı alanındayız. Profesör Gürcan Polat'la birlikteyiz, kazı başkanı. Hocam, kazı ne zaman başladı? Kazı 2000 yılında bir yüzey araştırmasıyla ilk önce araştırmalarımız daha doğrusu başladı. 2001 yılında da kazı çalışmalarına başladık. 14 senedir de kazıları sürdürmekteyiz. Neler bulduk? Şimdi o yüzey araştırması olarak isimlendirdiğimiz 2000 yılındaki çalışma kazı alanlarını belirlemeye yönelikti. Ve bu saptamalar doğrultusunda da biz 3 farklı alanda çalışmaya başladık. Bunlardan ilki şu an içerisinde bulunduğumuz Roma villasıdır. Milattan sonra 3. yüzyılın sonu 4. yüzyılın başına ait bir evdir. O Roma döneminin bütün görkemini yansıtan bir konut, rezidans, hatta belki bugünkü deyimle, moda deyimle rezidans da diyebiliriz. Duvarları duvar resimleriyle süslü, tabanları mozaiklerle süslü, kendine özel hamamı ve tuvaleti bulunan çok özel bir yapı. Bu yamaçta yer almakta ve tamamen körfeze hakim bir manzara sunmakta evin sahibine. Neredeyse bütün odalar aynı manzarayı görmekte ve dolayısıyla da biz buna bu konumundan dolayı bir Roma evi değil de Roma villası adını veriyoruz. Çünkü deniz kenarına yapılan Roma villalarında bu tip bir plan uygulanıyor. Yani bütün manzarayı görebilecek şekilde odalar tasarlanıyor ve hafif de yamaçta yer alıyor. Bu özelliğiyle tamamen bir Roma villası özelliği gösteriyor. Tabii ki bu alanda yaptığımız çalışmalarda yalnızca tespit ettiklerimiz bu değil. Bu yalnızca bir bölümü. Çünkü bu yerleşim alanı milattan önce 8. yüzyılın sonlarından başlayıp milattan sonra 12-13. yüzyıla kadar tamamen yerleşilmiş bir alan. Yalnızca milattan sonra 650 ile yaklaşık 900.000 arasında 350-400 yıllık bir boşluk var. O da Arap akınlarından kaynaklanıyor. Bizans'a yönelen Arap akınları deniz kıyısından da devam etmekte ve deniz kıyısında yer alan kentleri yağmalamaktalar. Ve bunun bu nedenle kent terk edilip hemen Altınoluk'un içindeki Şahin Deresi kanyonu içindeki bir tepeye taşınmış. Daha sonra 11. yüzyılda tekrardan buraya bir yerleşme var. Fakat çok zayıf bir yerleşme. Kent o zenginliğini, eski zenginliğini yitirmiş durumda ve kentin bir bölümü çökmüş durumda. Sadece üstte kalan duvarları temel olarak kullanarak yeniden yapılanma sağlanmış. Tabii burada bir sürü veri var elimizde. Çünkü tarihsel sürecine baktığımızda şu anki çıkardıklarımız çok çok küçük bir bölümünü içermekte. Antik verileri incelediğimizde Antandros birçok dönemde farklı güçlerin eline geçmiş bir kenttir. İlk önce kuruluş aşamasından baktığımızda şu anki tespitlerimize göre demin de söylediğim gibi yaklaşık 8. yüzyılın sonlarında ilk kuruluş aşaması var kentin. Antik kaynaklar kenti kuranlar hakkında çok farklı bilgiler veriyorlar. Kimilerine göre bir Aeolis kolonisi, kimilerine göre Troya Savaşı'na gelen Kilikyalıların geriye gitmeyip burada kurdukları kentlerden bir tanesi olmalı. Bazılarına göre Anadolu'nun yerli halkı olan Lelek ve Pelasgar tarafından kurulmuş. Şu anki bizim tespitlerimiz Troya Savaşı'na kadar giden eski katmanlara da henüz ulaşamadığımızı düşünüyoruz ya da bulamadığımızı düşünüyoruz. Çünkü şu anki veriler en eski 8. yüzyıla kadar milattan önce gidiyorlar ve o malzemeye baktığımızda bir Aeolis kolonisi olma yüzdesinin arttığını görüyoruz. Çünkü gri seramik, Kuzeybatı Anadolu'ya özgü gri seramiğin çok fazla yoğunlukta geldiği bir merkezdir burası. Bu veriler bize şu anki düşünce olarak Aeolis kuruluşu olduğunu göstermekte. Tabii kentin kökenine baktığımızda antik kaynaklarda Troya Savaşı'na kadar geriye gittiğini görüyoruz. Özellikle Virgilius'un Aeneas isimli kitabına baktığımız zaman Aeneas'ın Troya Savaşı'ndan tanrılar tarafından yeni bir Troya kurmakla görevlendirilmiş olan Aeneas'ın karayoluyla yani Kaz Dağları'nı aşarak Antandros'a geldiğini ve burada gemiler yaptırarak
yeni bir Troya kurmak üzere, yeni bir kent kurmak üzere denize açıldığını görüyoruz. Ve bu nedenle belki burada daha küçük bir höyük olarak, höyük yerleşmesi olarak milattan önce 12. 13. yüzyıllara kadar giden bir yerleşme olmalı diye tahmin ediyoruz. Ama şu anki maddi veriler bize bunu kanıtlayacak durumda değil. Bunun yanı sıra ikinci çalışma alanımız olarak değerlendirebileceğimiz, ki o da görsel açıdan çok zengindir. Çünkü yaklaşık 700 yıl kesintisiz bir şekilde kullanmıştır. Nekropolisi kentin, yani mezarlık alanı. Mezarlıkta kentin şu anki tespit ettiğimiz kuruluş aşamasıyla, yani milattan önce 8. yüzyılın ortalarından milada kadar sürekli kullanılmış bir alandır. Ve bu kullanılmadan ötürü de tabakalanan bir nekropolis yapısına sahibiz. Yani tabii bunu da bize nekropolisin konumu sağlıyor. Yamacın hemen eteğinde yer almasıyla nedeniyle ilk yapılan gömüler erozyonla doluyor ve üstüne yeni mezar yapma olanağı tanıyor burada yaşayanlara. Ve bu nedenle şu an toprak altından, özür dilerim, toprak seviyesinden 5 metre aşağıdan mezarlar başlıyor. Toprak seviyesinin hemen yarım metre altına kadar mezarlar devam ediyor. Tabakalar halinde, kat kat. Ve bu özelliğiyle de neredeyse Anadolu'da tek diyebileceğimiz bir özelliğe sahip. Bu tabii ki görselliği de beraberinde getiriyor. Bu kadar yoğun, yaklaşık 1,5 dönümlük bir alanda biz şu ana kadar 472 tane mezar açtık. O kadar yoğunlukta ki biz orada lahitleri kaldırmıyoruz. Çünkü lahitleri kaldırdığımız zaman altından daha erken mezarlar gelecek. Daha eski mezarlar gelecek. Onlar ya direkt doğrudan toprağa yatırılmış olacaklar ya da yakarak gömülmüş olacaklar. Onları almamız icap edecek ve dolayısıyla çukura dönüşecek orası. Biz bunu engellemek adına lahitleri kaldırmıyoruz. O görselliği bozmamak için. Çünkü hep biz yerinde teşhir hedefliyoruz. Gerek şu an içinde bulunduğumuz Roma villası olsun, gerekse mezarlık, yani nekropolis olsun, hep yerinde teşhire yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor burada. Çünkü buradan çıkan mozaikleri, duvar resimlerini kaldırıp müzeye götürdüğünüz zaman tamamen ortamından koparıyorsunuz. O sadece bir panoya dönüşüyor. Bir duvar resmi panosu, bir mozaik pano gibi algılanıyor. Ama burada hem manzarasıyla hem mimarisiyle tamamen bir bütün halinde yerinde teşhir edilmesi gerektiğine inandığımız için çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz. Bir diğer çalışma alanımız da sur sektörüdür ki orada da M.Ö. 4. yüzyıla ait bir surumuz var. Yaklaşık 3 metre 26 santim kalınlıkta, 7.5-7.40 kulesi var ve kenti tamamen çevreleyen bir sur olması gerekir. Orada da yaklaşık 2006'dan beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu çalışmaların hızı biraz yavaş. Gerçi arkeolojik çalışmaların hepsi yavaş ama bizi ekstradan yavaşlatan en önemli unsur burada ne yazık ki kamulaştırmaların az olması. Kamulaştırmaların hızlı bir şekilde yapılamamasından dolayı biz olabildiğince mal sahibinin zeytinlerine, ki zeytinlik alanda çalışıyoruz, ve zarar vermeden kenarından, köşesinden giderek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle biraz daha yavaş ilerliyor. Kamulaştırmalar olsa buranın bir an önce ören yerine dönüştürülmesi ve kontrollü ve biletli bir girişle tamamen turizme kazandırılması gerekiyor. Ve onun için bir süre öngörüyor musunuz? Tabii ki bu kamulaştırmayla ilişkili bir şey. Yani kamulaştırma için devamlı biz senelerdir müracaatımız var. Bakanlık değerlendirmeyi alıyor. Birkaç yerde kamulaştırma oldu, özellikle nekropoliste, ama çok küçük parseller onlar. 7 tane 250'şer metrekarelik parseldi. Onlarda kamulaştırmalar tamamlandı. Burada da en azından bir parselde, 20 dönümlük bir parselde kamulaştırmalar bitmek üzere gibi görünüyor. Ama tabii 20 dönümle sınırlı değil burası. Çünkü buranın girişi var. Buraya bir otopark yapmanız gerekiyor. Buraya tanıtım levhalarıyla, güzergah levhalarıyla burayı tamamen bir ören yerine çevirmek gerekiyor. Bunun için de buranın tamamen kamulaştırılması gerekir. Ne kadar bir süre öngörüyorsunuz? Biz görecek miyiz? Biz göreceğimizi umut ediyoruz. Yani çünkü bir an önce olması gerekiyor. Yani buranın şu görkemiyle turizme kesinlikle kazandırılması gerekiyor. Çünkü
turizm potansiyeli açısından baktığınızda burası çok stratejik bir noktada. Bir tarafımızda Assos var, diğer tarafımızda Bergama var ve biz yolun üstündeyiz. Herhangi bir çaba sarf etmeyecek insanlar burayı gezmek için. Ve buradan iki antik kent arasında gezen gruplar kesinlikle buraya uğrayacaklardır. Yani bizim yeter ki bir an önce burasını ören yerine çevirelim ve tanıtımımızı iyi yapalım. Kentin tanıtımı için özellikle yurt dışına yönelik çalışmalarımız çok yoğunlukta. Bunun için Aynias'ı biz tanıtım kimliği olarak belirledik. Ve Aynias üstünden Antandros'un tanıtımına sağlamaya çalışıyoruz yurt dışı tanıtımını. Ve bu yönde yurt dışı özellikle İtalya'yla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü Aynias Troyalı bir kahraman, Afrodite'nin oğlu, baş tanrı Zeus tarafından Troya'nın yanıp yakılıp yıkılması sırasında Troya soyunun devam ettirmek üzere görevlendiriliyor. Yeni bir kent kurmakla görevlendiriliyor. Ve bu görevi aldıktan sonra Aynias Kaz Dağları'ndan yandaşlarıyla beraber Antandros'a geliyor. Çünkü Antandros o dönemde Kaz Dağı'ndan elde edilen kerestenin üzerindeki hakimiyetiyle ünlü. Hem buradan tomruk ihraç ediyorlar hem de buradaki tersanelerde gemi üretimi söz konusu. Aynias burada kendisine gemi yaptırıyor 20 tane. Yandaşlarıyla beraber yeni bir Troya kurmak üzere denize açılıyor. Anadolu'yu en son terk ettiği yer Antandros'tur. Ve birçok macera var. Tabii bu bir kitap halinde günümüze kadar korunmuştur. Milattan önce 1. yüzyılda yaşamış Romalı yazar Virgilius tarafından yazılmış, Latince olarak yazılmış Aeneas isimli bir destan vardır. Bu destan tamamen Aeneas'ın başından geçen olayları anlatır. Ta ki gidip Roma yakınlarındaki Latium kentini kuruncaya kadar. Ve Roma imparatorlarından Augustus kendisinin Aeneas soyundan geldiğini belirterek övünür. Yani Roma İmparatorluğu'nun efsanevi kurucusu olarak Aeneas kimliğini biz görüyoruz. Ve bu Avrupa'daki lise müfredatlarında Latince ve Yunanca derslerinde okutulan bir kitaptır. Yani bu mitosları, bu efsaneleri bütün Avrupalı biliyor. Biz bilmiyoruz çünkü müfredatımızda yok. Ama onlar demin de söylediğim gibi bu konuların hepsine hakimler. Bizim yapmak istediğimiz İşte bildiğinizin efsanelerin geçtiği yer burasıdır. Antandros'tur, Kaz Dağları'dır işaret etmek. Ve bu nedenle biz İtalya'da da Aeneas'ın ilk ayak bastığı yer olarak topuğun tam ortasındaki Castro beldesi düşünülmektedir. Ve orada da Aeneas koyu vardır. Ve bu bağlantıyı Anadolu'yu en son terk ettiği yer Antandros, İtalya'da ilk ayak bastığı yer Castro olarak bir kardeş kent anlaşması imzalandı. Altınoluk Belediyesi, Castro Belediyesi arasında. Ve bu anlaşma sonrasında bir Avrupa Birliği projesi yaptık. Anadolu Avrupa Tarihsel Mitolojik Birlikteliği Antandros Castro isimli bir projeydi bu. Ve karşılıklı olarak buradan bir heyet oraya gitti. Fotoğraf sergisi açtı. Paneller düzenlendi. Konferanslar düzenlendi. Ve o bölge gezildi. Ondan sonra İtalyan heyeti burada ağırladık. Kaz Dağları'nı gezdirdik, Troya'yı gezdirdik, Antandros'u gezdirdik. Burada paneller düzenledik ve fotoğraf sergisi açtık burada da aynı şekilde. Ve Castro Belediye Başkanı'nın buraya geldiğindeki şu sözü çok ilginçtir. Ya, olaya nasıl baktıklarını göstermesi açısından ata topraklarına geldim deyip gözleri doldu adamın. Yani onlar için o kadar önemli bu olay. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun kurucusunun çıktığı topraklar. Yani buradan işte yola çıktı. Yani o çok önemli bir olay ve bizim bunu kullanmamız gerekiyor. Tanıtımda özellikle kullanmamız gerektiğine inanıyoruz. Ve aslında bu demin anlattığım ayaklar bir üçgenin iki ayağıydı. Esas sağlamlaştıracak olayı olan üçüncü ayak. Burada bir gemi yapıp, antik bir gemi yapıp aynı güzergahtan Aeneas'ı tekrardan Roma'ya çıkarmayı hedefliyoruz. Ve bunu yaparken de hem belgesele dönüştürmek amaç
hem de yan projelerle de olayı destekleyerek bütün dünya kamuoyunun dikkatini çekmek. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olduk. Büyük ihtimalle Büyükşehir Belediyesi'nin de bu olaya sıcak bakacağına inanıyorum. Roma kentiyle bir kardeş kent anlaşması teklifini belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ileteceğim. Projelerimizden söz edeceğim ve sanıyorum onlar da bu tanıtım fırsatını kaçırmayacaklardır diye düşünüyorum. Tabii bunu yaparken yalnızca oraya gittik, geldik, tamam 3 gün gazetede çıktık, 5 gün televizyonda göründük. Olayı değil, bunu sürekli hale getirmemiz de gerekiyor. Meclis Başkanı'ndan da bir destek aldınız. Evet, bu konuda Meclis Başkanımız Cemil Çiçek'le görüştük kazı başlamadan önce. Ona da anlattık projelerimizi. O da çok beğendi ve çok destek vereceğini söyledi. Ama bu sene meclisin çok yoğun geçmesinden dolayı kendisi Altınoluk'a gelemedi. O yüzden burada görüşemedik. Özellikle oraya geldiğinde kesinlikle ziyaret edeceğim. Hem belediye başkanımızı alacağım, hem valimizi alacağım. Orada projeleri değerlendireceğiz diye söz aldık kendisinden. Ama o da iletmişti. Belki bu sene gelemeyebilirim demişti. Ki gelmedi sanıyorum ki. Öyle bir girişimde bulunmadı. Ama kimi anlatırsak bu olayı çok sıcak karşılıyor. Çok doğru yolda olduğumuzu inanıyoruz bu yönden. Bu geminin ete kemiğe bürünmesi ne kadar zaman alır? Yani, tahmininiz nedir bu konuda? Finansı bulduğumuz an biz 6 ay içinde hallederiz bunu. Yani hiç öyle çok büyük bir şey değil. Hatta biz bu gemiyi hemen Antandros'un limanı olarak düşündüğümüz Tekçam bölgesinde geçici bir tersane olarak inşa etmeyi planlıyoruz. Ve bütün gönüllü katılımına, çalışmasına izin verecek bir proje. Herkesin gemisi olacak o, sadece bizim değil ya da sonradan gelip yapıştırma değil. Bütün Balıkesir'in, Altınoluk'un, Edremit'in gemisi olacak. Ve herkesin o işte bir tuzu bulunması gerektiğine inanıyoruz. Ulusal çapta bir katılımla çok daha kolay hallolmaz mı? Böyle bir şeyin öncülüğünü yapsanız. Şimdi tabii ki zaten ben bunu özellikle Avrupa Birliği projesi olarak çok tasarlıyorum kafamda. Yani bir proje olarak aslında bunun tasarlanması gerekiyor. Belki parça parça gitsek de olur. Ama o zaman çok bölük pörçük olacak. Yani çok yoracak hepimizi. Çünkü çok farklı ayakları var. Yani biz sadece gemiyi yap git değil. Mesela Yunanistan'a da uğruyor çünkü giderken, ya İtalya'ya da tabii ki, ve hatta Tunus'a uğruyor, Arnavutluğa uğruyor gemi. Bu seyahat sırasında bir dans grubuyla anlaşıp Aeneas isimli bir oyun hazırlamalarını ve bizim büyük kentler, antik tiyatrosu olan büyük kentlere ulaştığımızın gecesi böyle bir Aeneas oyununun antik tiyatroda canlandırılması. Yani tam bir tanıtım şölenine dönüştürmek benim amacım zaten. Ve tabii bunu yapmadan önce esas bizim Kaz Dağları'nda, yani bölgeyi hazırlamamız gerekiyor. Çünkü kısa dönem bir cazibe merkezi olup sönmesini istemiyoruz. Örneğin işte Troya filmiyle Troya bir cazibe merkezi oldu. Ama eski konumuna tekrardan döndü. O çıtayı hep aynı seviyede tutamadık. Mısır İşte Ramses kitap serileriyle öyle bir akına uğradı. Roma dizisiyle Roma keza öyle oldu. Biz de bunlardan ders almamız gerekiyor aslında. Bu projeyi yapmadan önce esas burayı hazırlamamız gerekiyor. Örneğin benim hep kafamdaki bir proje, Troya'dan çıkan Antandros'a gelen bir Kaz Dağları'ndan bir kültür yolu, Aeneas kültür yolu olarak nitelendirilecek bir güzergahın belirlenmesi. Ve burada direkt bu iş için gelen grupların gezdirilmesi. Antik giysiler vereceksiniz. Aeneas gibi yaşamak ister misiniz sloganıyla. Onlara muhafızlarını da vereceksiniz. Onları da giydireceksiniz. Ve yürüyerek Kaz Dağları'nda 3-4 günlük bir yürüyüşle Antandros'a indireceksiniz. Ve orada onları antik koşullarda yatıracaksınız. Antik koşullarda yiyecek içecek ikram edeceksiniz. Ve bu arada tabii Kaz Dağları'nın, İde Dağı'nın doğal güzelliklerini onlara göstereceksiniz.
Ve ondan sonra Antandros'a geldiklerinde de gemiyle, antik gemiyle bir tur attıracaksınız gruba. Yani bu dünyada olan bir şey değil. Burada bir ilki başarma hedefimiz bizim. Ve ha, çok mu beğendiniz? Ama yani ben işte o yolu yürüdüm, Antandros'u gezdim, Troya'yı gördüm. Tamam, benim bir daha buraya gelmemem gerekir, gelmeme gerek yok gibi bir imajı da silmek adına. Mesela Zeytinli'den çıkan ve yine Çanakkale Boğazı'na giden Pers Kralı Xerxes'in kullandığı bir antik yol vardır. O yol bu sefer hazırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki bunu çok mu beğendiniz? Daha çetin bir güzergahımız daha var. Pers Kralı olmak ister misiniz bu sefer? Bu kez de bu taraftan terse götüreceksiniz. Yani geldiğiniz zaman insanları burada bir daha gelmeye zorlayacak koşulları da yaratmamız gerekiyor ki olay başarılı olsun. Hatta 3 senede 4 senede bir Aeneas Cup yelken turnuvası gibi bir belki antik yelken yarışı gibi bir standın verilmesi burada. Olayı 2 senede 3 senede bir tekrardan yenilenmesini beraberinde getirecek. Yani bunlar bizim aklımıza gelen projeler. Bunlar çok zenginleştirilebilir tabii ki. Ama burası için yapılması gerekiyor. Yani buranın sezonu 2 ay olmamalı. Burada doğa var, kültür var, deniz var, sağlık turizmi var. Yani her şeyi var aslında burada. Yani ama bunu kullanmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Bütün çabalarımız aslında bu yönde. Tabii bunların yapılması için hem gemi projesinde hem de kazılarda bizim ciddi sponsorlara ihtiyacımız var. Yani bu olayları en kısa zamanda hayata geçirebilmek için en büyük hedefimizi canlandırabilmek için, oluşturabilmek için ne yazık ki şu an yeterince desteği gördüğümüze inanmıyorum. Siz o zaman bu projeleri çok ara vermeden, çok soğutmadan sık sık bizim televizyonda ilgililere ve topluma anlatın ki bu olaylar hep sıcak kalsın ve gerekli destek bulunsun. Zaten biz iki kişi yan yana gördük mü direkt bunu anlatıyoruz. Yani olabildiğince kitleye yayılsın istiyoruz, destek görsün istiyoruz ve sadece kendi projelerimizi anlatmakla kalmıyoruz. Onlardan da yeni proje anlamında da destek bekliyoruz. Yani bu bizim aklımıza gelen farklı düşünceler, yani farklı şeyler de alabiliriz. Bir başlatırsanız arkasının geleceğine ben inanıyorum. Ben de inanıyorum. Yani bu düşünceyi olgunlaştırmak bile önemli bir adım olayda. Şu an birçok insan bunu biliyor. Hatta bizim hemen Antandros'un girişindeki yeni yol kenarında bir tanıtım alanı projemiz de var bizim. Yine bir Aeneas üstünden bir tanıtım. Büyük bir gemi. Geminin üstünde 5-5,5 metrelik bir Aeneas heykeli. Babası sırtında, oğlu yanında. Ve orada hem Kaz Dağları'nı hem Antandros'u hem de buranın mitolojisini anlatan bir tanıtım alanı düzenlemek. Yani bunu yaptığınız zaman buradan geçen turların orada durmama gibi bir şansı yok. Bunun hayata geçmesi ne kadar zaman alır? Valla aslında bunu hayata geçmesi bir senelik bir işe bakar. Yani hatta biz onun gemi için de aynı şekilde. Ben bütün fizibilite çalışmalarını yaptım. Geminin kimi yapacağı belli, ne kadara çıkacağı belli. Tanıtım alanında aynı şekilde. Heykel tıraşı belli, projesi yapıldı, planları çizildi. Yeter ki gerekli izinler ve sponsorluğun yani maliyeti karşılayacak bölümün bulunması. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı'na gitmeniz bu olayların başlamasını hızlandırabilir mi acaba? Gayet tabii ki. O zaman siz böyle bir görüşmeyi yapın. Olumlu olursa daha sonra beraber gidelim. Bunun ilanını beraber yapın. Tabii ki. Yani şu an tabii çok yeni. Belediyelerimiz de yeni. Evet. Hepsinde yeni bir oluşum içerisindeler. Onların da çok yoğun olduklarını biliyorum. O yüzden ben bu sene bir de direkt yaz aylarına da girildi. O zaman zaten çok büyük bir uğraş içerisine girdiklerini biliyorum belediyelerin. O yüzden ben bir olayın sakinleşmesini bekliyorum. Belki taşlar bir yerine otursun. Ondan sonra en kısa zamanda zaten gerek belediye başkanımıza gerek yeni valimizle hem olayı anlatacağım hem de gidip tanışmayı hedefliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Oh,
Günümüzden 1700 yıl önceye ait bir Roma villasının hamamındayız. Burada doktorasını yapmakta olan Deniz Arkan'la birlikteyiz. Şimdi buranın öyküsünü Deniz'den dinleyeceğiz. Merhaba. Merhaba. Burası Yamaçay adını verdiğimiz bir Roma villası. Antandros antik kenti içerisinde yer alan bir Roma villası. Şu an onun hamam bölümündeyiz, sıcak odasındayız. Hemen yanımızdaki oda ılık odası. Oldukça büyük bir yapı burası. 1200 metrekare kapalı alanı olan, şu ana kadar 19 tane mekanını açığa çıkardığımız, ki bunun içine ikinci katları dahil değil, açığa çıkardığımız büyük bir yapı. 15 yıl sürdü kazısı. Henüz de bitmedi. Tahminen bir 2-3 yıl daha devam edecek kazısı. 2001 yılında başladık. Dediğim gibi şu ana kadar 19 mekanını kazdık. İç avlu kısmı açığa çıkarılacak. 320 yılında inşa edilip 650'lere kadar, 660'lara kadar burada kesintisiz bir yaşam devam etmiş. En zengin halinden fakirleşerek yaşam burada sürmüş. Özellikle 550'den sonra artık iyice fakirleşmiş ve göçmen fakir ailelerin konakladığı, odaları birbirleriyle paylaştıkları, birçok odanın fonksiyonunu değiştirdikleri bir yapıya dönüşmüş. Kuruluşundaki aile zengin bir aile olmalı çünkü evin ilk hali çok görkemli. Mermer odalarıyla, mozaikleriyle, büyük bir hamam, kendine özel bir hamamıyla zengin bir aile olmalı. Bir yöneticinin evi olabilir. Özellikle çünkü Konstantin döneminde Roma İmparatorluğu'nun yönetim biçimi de biraz değişiyor. Bu coğrafyadaki bir yöneticinin, bir o dönemin bürokrasisi içerisindeki bir kişinin ya da bir vergi toplayıcısının ya da tamamen bunlar tahmin tabii ki, Antandros antik kentindeki bir gemi yapımcılığıyla uğraşan, çünkü bu kent o özelliğiyle ünlü, gemi yapımcılığıyla uğraşan bir zengin kişinin konutu olabilir. Tabii ki iş, yani sahibine dair çok fazla bilgimiz yok. Ama çok lüks bir konut olduğu kesin. İyi korunmuş da bir ev. Yamaçlı olmasından kaynaklı olarak özellikle kuzey duvarları güneye doğru çok daha iyi korunmuş olduğu için evin birçok odasındaki zeminler sağlam kalmış. O açıdan şanslıyız duvar resimleriyle. O zamanlar Altınoluk buraya mı bağlıydı yoksa burası mı Altınoluk'a bağlıydı? O zamanlar Altınoluk yoktu. Söylendiğine göre Kanuni döneminde buradaki yerleşim papazlık denilen bugünkü Altınoluk köyüne taşınıyor. Ondan önce Altınoluk burasıydı büyük ihtimalle. Yani burada bir piskoposluk merkezi etrafında bir Rum köyü vardı. Daha sonra bu Rum köyü papazlığa taşınıyor ve 1923'e kadar da orada bir Rum varlığı devam ediyor. Peki halkımız burayı ne zaman görebilecek? Gezmeye ne zaman gelebilecek? Halkımız görebiliyor burayı. Yani yazları biz 2 ay burada kazıya devam ediyoruz. Onun haricinde bekçimiz var ve gösterebildiğimiz kadar aktif biçimde gösteriyoruz. Ama bir antik kent olarak buranın böyle kapsamlı bir ziyarete açılması uzun sürecektir. Çünkü 15 yıldır kazılan bir yer. Çok az kısmı açığa çıkmış durumda antik kentin. Uzun yıllar kazılacak ve gizilecek yerler artacak. Ancak o zaman belki bir öğren yeri statüsüne kavuşabilir. Bir an önce gezip görmeyi bekliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda Yamaçev'in hamam bölümündeyiz. Kaldaryum dediğimiz sıcak odayı görüyorsunuz. Bu kaldaryum ve yanındaki tepidaryum alttan ısıtmalı odalar. Şu anda gördüğünüz odanın hipokaust sistemi, yani temelinde yer alan yuvarlak pişmiş topraktan ayaklar. Bunlar üstteki zemini taşımaya yarıyorlar. Bir sıcak su havuzunun da olduğu bir oda burası. Bu odanın kuzeyinde Profernium adını verdiğimiz külhan ya da cehennemlik odası yer almakta. Cehennemlik altındaki bir ocaktan ateşin yandığı bir kısım yer almakta. Orada hem sıcak su ihtiyacına yönelik olarak ısıtma işlemi hem de taban ısıtması için kullanılan ateş yer alıyor.
İki oda arasında üç tane kemer ayağı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kemer ayaklarından aşağıdan hareket eden sıcak gazlar diğer ılık odayı da alttan ısıtıyorlar. Bu odanın duvarlarının da ısındığına dair elimizde veriler var. Özellikle pişmiş toprak çiviler vasıtasıyla mermerlerin yapıştırıldığı bir teknik burada uygulanmış. Bu teknik sonucunda burası tam bir sauna dediğimiz bir alana dönüşüyor. Yaklaşık 55-60 dereceyi bulan bir sıcaklığa kavuşuyor olmalı. Milattan sonra 7. yüzyılda bu oda o dönemde yaşayan insanların hamam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeniden kurgulanmış, yeniden dizayn edilmiş. O yüzden bu üst tarafta görmüş olduğunuz yapılar milattan sonra 7. yüzyıla ait olan hamamın temel bölümü. Bu temelde pişmiş toprak diskler yerine su künkleri kullanılmış ve yan taraftan açılan delik vasıtasıyla buraya ikinci bir hamam inşa edilmiş. Tabii ki ilk dönemki hamama göre oldukça iptidai ve fakir bir hamam olmuş. Arka kısımdaki orijinal külhan dediğimiz, prafernum dediğimiz odayı ise ekmek fırınına dönüştürmüşler. Bu noktada gelir seviyesinin oldukça düştüğünü ve evin o lüks yaşamının bittiğini ve lüks yaşama ait olan mekanların ise daha işlerlik kazanan o dönemin ihtiyacına yönelik olarak dizayn edildiğini anlıyoruz. Prafernum ya da cehennemlik olarak adlandırdığımız mekan burası oluyor. Bu bölümde sağ taraftaki kısım yakma deliğinin olduğu, kemerlerin gözüktüğü alan. O alandan kalderyum ve tepidaryumun alttan ısıtma sistemini açılan bir ocak olmalı. Milattan sonra 7. yüzyılda bu odayı ekmek fırınına dönüştürmüşler ve cehennemlik işlevi ortadan kalkmış. Ona dair de ekmek fırının olduğu taş dizisi yuvarlak planlı olarak inşa edilmiş. Onu da burada görmektesiniz. Burası hamamın apoditeryum yani soyunma odası olarak kullanılan mekanı olmakta. Buradan yemek salonuna açılan bir de kapısı yer alıyor. Geç dönemde bu kapıyı örerek iki oda arasındaki mekanı kapatmışlar. Buranın esas işlevi giyinme soyunma alanı. Birçok klasik Roma hamamında gördüğümüz ince uzun plan burada da uygulanmış. Ortasında bir yazıt yer alıyor. Tam kemer ayaklarının arasında. Yazıtta "Ey kardeş sever Maskarates, kurucu ile birlikte sonsuza kadar huzur ve mutluluk içinde yaşa" yazmaktadır. Mozaiği tam olarak ele geçmiş bir mozaik. Genelde geometrik desenlerle ve kenarlarında sarmaşık desenli bordürlerle tamamlanmış mozaik. Doğu kesimde ise tam oturma yerlerinin olduğu alanda iki tane sandalet mozaiği işlenmiş ve yanına da iki tane yağdanlık yani zeytinyağı ile yağlandıkları kap mozaik olarak buraya işlenmiş. Burası evin bahçe havuzu oluyor. Buraya dağın üstünden gelen bir temiz su künk hattıyla su taşınıyor. Musluğu da ele geçmiş durumda. Ve şunlarla bir bu, bir de bu arkadaki ile buraya su transfer ediliyor. Ve ekstra su ihtiyacı olduğunda bu havuzdaki suyu kullanıyorlar. Genelde klasik Roma evlerinde bu evin içinde yer alan bir alandır. Yani su problemi hiç yok. Yani zaten İda dağlarındayız. Binpınarlı İda. Hiçbir problem yok su olarak. Burada da suyu sürekli buradan doldurma şansı elde etmişler bu sayede. Bu da evin ne kadar planlı bir şekilde inşa edildiğini bize gösteriyor. Çünkü bütün bu hatlar ev yapılmadan önce planlanarak inşa edilmiş ve ev mimarisi bu planın üzerine oturtulmuş. Şu anda evin kanalizasyon bölümünü görüyorsunuz.
latrina yani tuvalet kısmı büyük kanalizasyonun üzerinde yer almakta. Kanalizasyon hattı ev inşa edilmeden önce planlanarak yapılmış büyük bir hat. Oldukça sağlam duvarlarla yer yer yarım daire planlı tavanıyla, yer yer üçgen tavanlı yapısıyla dağın yukarılarından denize kadar ulaşan bir hat bu. Burası evin giriş kısmı. Yuvarlak yarım daire planlı merdivenleri görüyorsunuz. İki basamağı korunmuş. Toplam 5 basamaklı bir merdiven planı olmalı. Onun arka tarafındaki künk hattı yukarıdaki portikoyu yıkadıktan sonra artan suyun tahliye edildiği kısım. Onların da o müştemilat kısmını merdivenlerin arkasına saklamışlar. Bu hat temiz su künk hattı olmakta. Kanalizasyonun hemen yanına inşa edilmiş. Kanalizasyonla beraber inşa edilmiş olmalı ve evin temiz su ihtiyacını karşılıyor. Tuvalete uğruyor ve arkadaki bahçe havuzunu dolduruyor. Geç dönemde kanalizasyon hattına bazı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerden birini görüyorsunuz. Kanalizasyonun yan duvarı kırılarak ekstra bir su yolu yapılmış. Kanalizasyon teraslar üzerinde yer aldığı için terasları aşmak için bazı alanlarda logarlar ve tüneller halinde ilerlemekte. Bu terası aşabilmek için daha yukarıya bir tünel inşa edilmiş ve logar kısmı yapılmış. Logar kısmında sıvının geçebilmesi için hat verilmiş. Katı atık için ise bir kapakla logar kısmı yapılmış. Büyük ihtimalle köle bu logarı zaman zaman temizliyordu. Burası 2014 kazı sezonunda ortaya çıkardığımız evin başka bir mozaikli yapısı. Tablinum olarak tahmin ediyoruz. Yani ev sahibinin iş yeri, iş odası olarak kullanılan bölümü olmalı. Evin iç avlusuna bakan bir yapısı var. Büyük ihtimalle doğu tarafında sütunlarla desteklenmiş bir kısmı var. Batıda ise güçlü bir duvarla sonlanmış. Mozaiği giyoş dediğimiz iç içe geçmiş sarmallar şeklinde ilerleyen bir motif. Bu odadan ana portikoya çıkan bir de merdiven olmalı. Merdiven çok tahrip olmuş durumda ama ana kayanın oyulma izlerinden burada bir merdiven olduğunu anlıyoruz. Şu anda duvar freskolarındaki restorasyon çalışmalarını görüyoruz. Freskoların tahrip olmasını engellemek amacıyla yıpranan yerlere Horasan harcı yapılmakta ve boşluk oluşan yerlere ise hidrolik kireç püskürtülmekte. Bu sayede dökülmesini engelliyoruz freskoların. Burası evin kışlık triklinium yani misafir odası olarak adlandırdığımız mekanı. 49 metrekare kare planlı bir oda. Duvar resimleri oldukça iyi korunmuş durumda bu odada. Mimari sütunlarla 6 eşit panele bölünen 3 tane duvarı yer almakta. Bu paneller üzerinde 18 tane. Kapı eşiğinin olduğu kısımda ise 4 tane toplam 22 tane figürün yer aldığı panel yer almakta. Bu paneller içerisinde her birinin içerisine bir insan figürü yerleştirilmiş ve insan figürlerinin eline de birer tane eşya konulmuş. Bu da onların hizmetkar ya da köle olduklarını gösteriyor. Birinci figürde elinde kova tutan bir erkek figürü yer almakta. Güzel kıyafetler giymiş, klasik Romalı gibi gözüküyor. Ancak bir eşya taşıdığı için onun köle olduğunu tahmin ediyoruz. Odada şöyle bir ambiyans uygulanmış. Evin sahibinin etrafını saran ve ona sunular veren, eşyalar veren
köleler sıralanmış. Bu şekilde bir uygulama yapılmış burada. Kuzey duvardaki 6. figürde ise elinde krater taşıyan bir kadın figürü yer almakta. Krater, şarabın ve suyun birbirine karıştırıldığı içki kabıdır. Antik Yunan'da ve Roma'da şarap suyla inceltilerek içiliyordu. Daha yoğun kıvamlı yapabiliyorlar şarabı. O yüzden suyla inceltiyorlar. Hatta suyla inceltmeyenlere barbar olarak bakıyorlar. Merkez madalyondaki mozaikte yer alan figür, Kantaros dediğimiz yani şarap içilen kadehin üzerine iki tane kuşun konulduğunu görüyoruz. Kırmızı gagalı lacivert kuşlar, bunların İda Dağı'na özel tahtacı kuşu olduklarını tahmin ediyoruz. Nesli çok azalmakla birlikte hala var.